Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir cep telefonu incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Poco F4 GT cep telefonunu inceliyoruz. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bana bu telefon gelmişti. Özel bir kutuyla gelmişti. Hatta onun kutu açılımını falan da yapmıştım. Yukarıdan linkini koyarım. Merak edenler o kutuda neler olduğunu o videoda görebilirler. Her zaman yaptığım gibi yapmayacağım bu sefer. Birazcık farklı bir noktadan başlamak istiyorum. Bu bir oyun telefonu ama bu oyun telefonu biraz farklı bir oyun telefonu. O yüzden önce bu farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Poco F4 GT arkadaşlar üzerinde iki tane tuş bulunuyor. Özel tetik diye geçiyor bunlar. Bu üst kısımda yani böyle karşıdan baktığımızda sağ tarafta kalmış oluyor. İki tane tetik tuşumuz var. Bunlara böyle bastığınız zaman bunları aktif ediyoruz daha doğrusu. Böyle bir sürgülü sistem var. Bakın ses çıkıyor burada bu arada. Bu arada Game Turbo'yu açtık da Game Turbo'yu açmasak daha iyi olurdu. Sesleri duyuyorsunuz. Bu tetik tuşlarını açtığımız zaman iki tane özel bir tuş yukarı doğru çıkıyor ve biz bunları oyunlarda kullanabiliyoruz. Nasıl kullanılıyor? Oyundan oyuna değişen ayarlarla kullanabiliyorsunuz. Her bir tuşa iki farklı şey atayabiliyorsunuz. Bir eylem bir de sıra olarak atama yapabiliyorsunuz. Bunları oyun içine girdiğiniz zaman böyle yan taraftan bir Game Turbo ayarı çıkıyor. O ayarın içinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bu tuşların görevi oyundan oyuna değişiyor. Mesela PUBG'de isterseniz sol tarafa ateş etmeyi koyarsınız. Sağ tarafa dürbünü koyabiliyorsunuz ya da ne istiyorsanız onları atayabiliyorsunuz. Mesela asfalt oynadım. Asfaltta da işte isterseniz turboyu sağ tarafa koyup sol tarafa da freni koyabiliyorsunuz. Böyle çeşitli görevleri atayabiliyorsunuz. Oyunlarda çok işe yarıyor bu gerçekten de. Özellikle de mobil cihazlar üzerinden oyun oynamak istiyorsanız gerçekten de bu tetikler çok işe yarıyor. Daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Oyun içinde size avantaj sağlayabiliyor. Dediğim gibi oyundan öne değişiyor bu ayarlar ama siz istediğiniz gibi atayabiliyorsunuz. Bu arada bu tetikleri normal zamanda yani telefonu kullanırken şu işlemi yapsın, bu işlemi yapsın gibi bazı ayarlar içinde atayabiliyorsunuz ama oyunun içindeyken o ayarlar çalışmıyor tabii halle ve doğal olarak. Ama oyun dışındaki kullanımda isterseniz bu tetiklere farklı görevlerde atamanız mümkün. Şimdi bu oyun özelliklerinden sonra ben doğrudan doğruya fiziksel özelliklerle devam etmek istiyorum. Telefonun çerçeve kalınlığı hem üstte hem sağda hem yanda hem şurada burada hep aynı ince bir tasarım var. Oldukça şık görünüyor. Kameramız orta üst kısma yerleştirilmiş. Tam ortada duruyor. Parmağımızı da hissedebiliyoruz bu arada. Onu da söylemiş olayım. Sağ yan tarafta az önce söyledim ama tetik tuşlarımız var. Açma kapama tuşumuz mevcut. Bu tuşun üzerine aynı zamanda bir parmak izi okuyucu var, onu da söyleyeyim. Sol tarafta ise baktığımızda ses açma kapama tuşumuz var. Bir de sim kart yuvamız var. Başka bir şey yok. Üst kısma baktığımızda hoparlör var. Stereo hoparlör var. Mikrofon deliğinin olduğunu söyleyeyim. Bir de kız ötesi bağlantı yuvamız var. Bu kız ötesi bağlantıyı takdir ettiğiniz gibi uzaktan kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz cihazı. İşte televizyonda işte ne bileyim benzeri kız ötesiyle çalışan herhangi bir cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Alt kısma geldiğimizde ise yine stereo hoparlörün deliklerini görüyoruz. Tip C'ye bağlantı yuvamız var ve bir de mikrofon yuvamızın olduğunu söyleyelim. Bunun dışında arka tarafı çevirdiğimizde ise oldukça şık bir tasarım bizleri karşılıyor. Burada bana gönderilen sürüm gümüş renkli sürümdü. Böyle yanar döner böyle çevirdiğiniz zaman böyle bayağı bir parlamalı var. Bir de bir üçgen bir tasarım var burada. Kamera tarafına geldiğimizde ise üçlü bir kamera bizleri karşılıyor. Bu üçlü kameranın etrafında gündüz çok anlaşılmıyor ama özellikle karanlık ortamda veya gece şu şekilde bir led lamba var. Bu led lambayı da özelleştirebiliyorsunuz. Yani mesela şarj eder kırmızı yansın, mavi yansın, ne bileyim telefon geldiği zaman bir uyarı çıksın gibi. Ne işe yarıyor bu? Böyle bu telefonu yere koyduğunuz zaman yani yüzüstü koyduğunuz zaman bir telefonda mesaj geldi, bir şey oldu. Buradan bu uyarıları görebiliyorsunuz. Bir de bir led lambamız var. Bu led lamba da böyle bir yıldırım şeklinde tasarlanmış. O da yine arka kısmında bulunuyor. Bunun dışında fiziksel özellikler bu şekilde. Gelelim teknik özelliklere. Burada çok detaylı teknik özellik vermeyeceğim. Merak edenler açıklama kısmına bakabilir. Ben burada genel özelliklerden bahsedip telefonla ilgili deneyimlerimi aktarmaya devam edeceğim. 6.67 inçlik AMOLED bir ekranımız var. 2400 x 1080 piksel. 120 Hz'lik bir yenileme hızımız var arkadaşlar. Android 12 işletim sistemiyle geliyor. MIUI 13 var. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var üzerinde. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olduğunu söyleyelim. 64, 8 ve 2 megapiksel olmak üzere 64 ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel de makro olduğunu söyleyeyim. 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. 20 megapiksellik bir ön kameramız var. Liquid Cool soğutma teknolojisi bulunuyor üzerinde cihaz. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, parmak izi okuyucu dedik. Yan yüzde 4700 mAh'lik pil, 120 Watt'lık hızlı şarj desteği ki kutudan çıkıyor. Hayalet siyah, zırh gümüş ve siver sarı olmak üzere 3 farklı rengimiz var. Ve Poco F4 GT'nin satış fiyatı ise 19.499 TL arkadaşlar. Şimdi gelelim Poco F4 GT ile ilgili yaşadığım deneyimlere. Söylediğim gibi bu bir oyun telefonu. Tabii ki oyunlarda kullandım ben. Birçok oyunda kullandım. Oyunlarda en yüksek ayarlarda. Mesela PUBG'de en yüksek ayarlarda 60 FPS değer görüyorsunuz.
oldukça iyi olduğunu söyleyeyim. Zaten işlemci iyi, RAM iyi, diğer özellikler de iyi. 120 Hz'lik ekran yenileme hızı güzel. İstiyorsanız bunu otomatik bırakabiliyorsunuz. Yani oyunlarda falan otomatik yükseltiyor ki Game Turbo mesela bu işe yarıyor zaten, onu da söyleyeyim. Game Turbo diye bir mod var ki benzer Poco telefonlarında da bulunan bir özellik bu. Bunu aktif ettiğiniz zaman işte oyunlara özel bazı ayarlamalar yapılıyor. Sizi rahatsız etmemek için işte ne bileyim bildirimler şunlar bunlar kapatılıyor. Ve oyunlardaki FPS değeri de yükseltiliyor otomatik olarak ve bu şekilde daha güzel ve daha kalıcı, güzel, eğlenceli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Ben oyunları genelde Game Turbo üzerinden açmayı tercih ettim. Yani direkt açabilirsiniz ama Game Turbo'dan açtığı zaman birçok ayarı da değiştirebiliyorsunuz. Az önce videonun başında söyledim, bu tetik ayarlamaları da yine Game Turbo içerisinden yapılıyor. Ama önce oyunu açmanız, daha sonra oyundayken bu yan yüzde bir şöyle yaptığınız zaman çıkıyor zaten Game Turbo ayarları. Oradan da tetiklerin hani şu işlevi yarasın, bu işlevi yarasını ayarlamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ben tetik olayını beğendim. Özellikle de mobil cihazlar üzerinden oyun oynayanlar için çok başarılı bir özellik olmuş. Çok fazla telefonda yok ama Poco yani Xiaomi bence burada güzel bir iş çıkarmış. Çok beğendiğimi de söyleyeyim. Peki günlük kullanımda nasıl? Zaten işlemci iyi. Biliyorsunuz bu işlemci Snapdragon en yeni işlemcilerinden bir tanesi. Özellikle de amiral gemisi cihazlarda çok tercih ediliyor. İşte Samsung'da kullanıyor, Xiaomi'nin işte 12 serisinde de kullanıyor ki onları da ben test ettim. Onların incelemelerini de yine videonun içinde uygun yerlerde koyacağım. Performansı yüksek bir işlemci. Günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla görüyor. Yani normal işte internette dolaşmak, sosyal medyada gezinmek, işte çeşitli işlemleri yapmak, ne bileyim Word dokümanını açmak, şunu yapmak, bunu yapmak gibi bütün işlemleri bu cep telefonu üzerinden çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Android 12 işletim sistemine geliyor. MIUI 13 var. Daha akıcı ve daha güzel bir deneyim sunuyor özellikle MIUI 13. Biliyorsunuz Xiaomi'de bazen bu tarz böyle yazılımla ilgili sıkıntılar vardı ama son dönemde, son birkaç aydır özellikle, son ya da bir yıldır diyebilirim. Özellikle bu yazılım konusundaki sıkıntı çözmüşler gibi görünüyor. Özellikle MIUI 13 ile çok güzel deneyim yaşıyorsunuz. Kesintisiz, problemsiz. Hani böyle takılma, şudur budur sorunlarla da uğraşmadan telefonu kullanabiliyorsunuz. Gelelim kamera tarafına. Telefonda üçlü bir kamera olduğunu söylemiştim. 64 megapiksellik bir ana kameramız var. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor ve yine ek olarak 2 megapiksellik de bir makro kamerası bulunuyor. Tabii ki bu bir kamera özelliği, çok iyi bir cep telefonu değil ama belli açılardan beğendim bu kamerayı, onu söyleyeyim. Yani daha önce Xiaomi telefonlarda, Poco telefonlarda kullanılan bir arayüz bizleri karşılıyor. Çok güzel, enteresan özellikleri de var. İşte 64 megapiksel için ayrı bir modu var. O daha fazla dediğimiz zaman o kamera menüsünde. Oradan ulaştığımız bir bölümümüz var. Ayrıca böyle film efektleri falan gibi böyle enteresan özellikleri de var. Gerçekten de böyle değişik efektleri bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz. Kamera kalitesi fena değil. Özellikle gün ışığında, ışığın iyi olduğu durumlarda iyi sonuçlar veriyor. Geniş açı olması güzel. Makro çok lazım mı? Yani bence değil ama yine de kullanabildiğiniz yerler oluyor. Makro ayar içinde işte hem videoda hem fotoğrafta makro modunu alabiliyorsunuz. Daha çok yakın çekim yapmak için kullanılıyor. Şart mı? Bence değil ama koymuş işte, öyle söyleyelim. Kameranın beğenmediğim tarafı, belki biraz daha iyi olabilir de diyeceğim tarafı, gece modu var hem önde hem arkada. Fakat çok iyi sonuç vermiyor. Yani videoda da denedim ben. Ana kamerada video modunda da denedim bu gece modunu. Çok iyi sonuç vermiyor. Fotoğrafta ön kamerada çok kötü sonuç veriyor, onu söyleyeyim. Hani bu biraz daha iyi olabilirdi belki. Ama söylediğim gibi bu bir kamerası çok iyi bir telefon iddiasında olan bir model olmadığı için ufak tefek bu tarz sıkıntılarını göz ardı edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi kameranın hem fotoğraf hem video örneklerini bir izleyelim. Akabinde incelememiz devam edecek.
Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Poco F4 GT ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Ön kamera 1080p 60 fps video kayıt yapabiliyor. İşte farklı ışık koşullarında 3 aşağı 5 yukarı siz de bu sonucu alacaksınız veya bu cep telefonunun ön kamerasını video için kullanacaksınız. Telefonla ilgili bazı sentetik testler de yaptım. Özellikle PC Mac testi yapıyorum ben, biliyorsunuz. Onu da ekranda göstereyim. Snapdragon zaten iyi bir işlemci olduğu için işte normal diğer farklı markaların ya da Xiaomi'nin veya Poco'nun diğer modellerinde kullanıldığında ne değer veriyorsa aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı değerleri veriyor. Zaten çok da yapmaya da gerek yok bu testleri ama bazen soruyorsunuz. O yüzden sizlerle bu bilgileri de paylaşmış oluyorum. Şimdi gelelim pil ve şarj meselesine arkadaşlar. Telefonun kutusundan 120 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Şöyle bir adaptörümüz var. Onu da sizlere göstermiş olayım. Bir de kablosu çıkıyor ama kablosu çok enteresan. Eskiden MacBook modellerindeki şarj kablosu gibi böyle L şeklinde bir kablo. Enteresan olmuş bu. 120 watt'lık da adaptörümüz var. Xiaomi'nin iddiası, yani Poco'nun iddiası diyor ki adaptörle birlikte yaklaşık olarak 18 dakikada şarj olabilir diyor. Fakat ben yaptığım denemelerde bunu bulamadım ki markanın bu Xiaomi 12 Pro modelinde de aynı iddia vardı. Orada da bulamamıştım. Onu da videoda paylaşmıştım. Burada da denedim. Yine olmadı. Yaklaşık 30 dakikalık bir değer verdi bana. 30 dakika fena mı değil ama markanın söylediğinden uzak. Bununla ilgili bazı ayarlar var cihazın üzerinde, işte şarj hızını arttır vesaire. Hatta ben hem kapalıyken hem açıkken denedim, yok yani hiçbir şekilde 18 dakikayı bulamadım. Hani 20 dakika falan olsa kabul edecektim ama 18 dakikayı bulamadım. Belki ileride bir güncellemeyle bu değiştirilebilir mi, düzeltilebilir mi onu bilmiyorum ama ben bulamadığımı söyleyeyim. Kutudan adaptörün çıkıyor olması güzel. Kutudan bir de şöyle bir plastik kılıf çıkıyor. Yani basit bir şey, şeffaf. 19.000'lik bir telefona bu takılır mı diye düşünenler de olabilir. Ama ilk başta için günü kurtarmak için bence işe yarıyor. Tetiklerin olduğu yerler falan da açık böyle. Onu da ayarlamışlar. Bu tarz ürünlerde yeni çıktığı zaman bulmanız zor olabiliyor. Kutudan çıkmasını ben beğendim ki diğer Xiaomi modellerinde de çıkıyor. Telefonun pil ömrüne gelecek olursak PC Mac testinde 11 saat 1 dakikalık bir pil ömrü verdi bana ki daha önceki Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili telefonlarda da 3 aşağı 5 yukarı benzer bir değer veriyordu. Bu rakam birazcık düşük, onu söyleyeyim. Daha doğrusu farklı işlemcilere göre düşük ama bu işlemcinin özellikle oyun ve diğer günlük kullanımda yüksek performans sunduğu düşünürse telefonun özelliklerine de baktığımızda normal olduğunu söyleyebilirim. Zaten benzer işlemciyi kullanan diğer modellerinde 3 aşağı 5 yukarı bu değerleri verdiğini söyleyebilirim. Bu da takribi olarak tahmin olarak 1,5 günlük bir pil ömrüne tekabül eder bu 11 saat 1 dakikalık kullanım. Tabii ki sizin nasıl kullandığınıza bağlı olarak da bu değişir. Yani 2 saatte de pilini bitirebilirsiniz oyun oynadığınız zaman. Dediğim gibi oynamadığınız zaman tabii bu rakam biraz daha yükselebilir. Bu arada oyunlarda da denemeler yaptım. 15 dakikalık bir PUBG oynadım ben. Yaklaşık %8-10 oranında pil düşüşünü yaşadım. Onu da altını çizmiş olayım. Gelelim fiyatla ilgili yorumuma. 19.499 TL. Hani gerçekten yüksek bir rakam. Hani Xiaomi için yüksek. Normalde böyle bir telefonu almak için isteyenler için de yüksek. O yüzden rakamı yüksek buluyorum. Yani Xiaomi'ye bu rakam verilir mi? İşte efendim böyle bir şey olur mu falan diye mutlaka aramızda düşünenler olacaktır. Açıkçası ben biraz fiyatlar arttı ve benzer işlemci kullanan telefonların da zaten fiyatları bundan ucuz değil. Mesele şuraya geliyor. Bu kadar para verdiğimiz zaman çok daha farklı alternatifler yok mu? Var. Hani iPhone alırım en azından bir yatırım olur diyenler de çıkacaktır aramızda. Ama tabii bu üründe farklı bir şey. Tetikleri var. Bilmem işte farklı oyunlar için özel geliştirilmiş modu var. Oyun için geliştirilmiş bir cep telefonu. O yüzden hani normal sürümlerle karşılaştırmak çok doğru olmayacaktır ama 19 bin lira yüksek bir rakam. Tabii vergiler, kurlar, şunlar bunlar derken artık rakamlar ne yazık ki buralara geldi arkadaşlar. Ben her videoda bunu söylemek zorunda kalıyorum ama yapacak bir şey de yok. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte Poco F4 GT cep telefonunu incelemeye, anlatmaya, özelliklerine değinmeye çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Aramızda YouTube kanalıma abone olmayanlar var. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olmanız benim için önemli. Zira bu rakamlarla övünüyoruz veya markalardan bir şey istediğimiz zaman bu rakamlar ön plana çıkıyor. Onunla kaç abonem var diyor, kaç işte takipçim var diyor, şunu soruyor, bunu soruyor. O yüzden bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz çok sevinirim. Hepsinin linklerini açıklamada sizlerle paylaşıyorum. Oraya tıklayarak hemen birkaç saniye içinde beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.